Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel. Orada bir ev var. Oradaki insanlar bana yardım edebilir. Hemen oraya gitmeliyim. Kuzucum mı 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 der. Kuzucum benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici kuzucum. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kuzucum. Hadi gel sana ben ot vereyim. TV televizyondaki dünya çok güzelmiş. Orada kendi giden atlar var. Hem de dört bacaklı. Bacakları biraz garip. Yuvarlak yuvarlak. Ama çok hızlı gidiyorlar. Ve acayip sesler çıkarıyorlar. Ben şu Ferrari denen atı çok sevdim. Çok hızlı gidiyor. Adı da çok güzel. Ferrari. Sarı renkli Ferrari. Keşke benim de böyle Ferrari'm olsaydı. Ama Minecraft'ta Ferrari yok ki. Hiç böyle atlardan yok Minecraft'ta. Hiçbir şey olmuyor. Ne kadar sağlam atlar. Direklere çarpıyorlar, pervanelere çarpıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Çok sağlam atlar doğrusu. Bana bak kıllı bacak. Bizi hemen bırakırsan adamım Şaptal'a emir veririm. Seni insana dönüştürmesini söylerim. Bak sen. Ya bırakmazsam ne olur? Bırakmazsan hep böyle yerde sürünerek gezersin. Pis bir örümcek olarak kalırsın. Şu haline bak. Bıh! Ne kadar çirkinsin. Bıh! Çok çirkinsin. Değil mi Avşal? Ne kadar çirkin değil mi? Evet ben çok çirkin. Bıh! Bıh! Çok çirkin. Bıh! Bıh! Tamam ya anladık yeter. Ya bari ben de papağana dönüşseydim örümcek bebek gibi. Zaten örümcekleri sevmem. Gittim örümcek oldum be. Sana bir teklifim daha var kıllı bacak. Eğer akıllı biriysen bu teklifimi kabul edersin. Neymiş bakalım söyle. Bak. Etrafta kimsecikler yok. Beni serbest bırak. Beraber gidelim bizim eve. Ben Minecraft'ın efendisi olayım. Sen de benim sağ kolum olursun. Senin gibi akıllı bir adama ihtiyacım var. Eski patronum Truvdankus senin çok zeki biri olduğundan bahsederdi hep. Ya demek öyle. Tabii ya. Yani sen benim patronum mu olacaksın o zaman? Evet tabii ki. Ne gülüyorsun yahu? Hoşuna gitti değil mi? Benim patronum olabilmen için benden daha zeki olman gerekiyor abuzi. Ve sende o potansiyeli göremiyorum. Anladın mı beni? Ne? Demek öyle ha? Minecraft'ın kralı olduğumda kim daha zekiymiş göreceğiz palyaço. Senin üstüne böcek ilacı sıkacağım o zaman. Böcek değilim ben ya. Böcek deme bana. Böceksin işte böcek. Sensin böcek. Bacaklara bak. Bir sürü bacağı var. Merhaba Joker. Ne haber Abuzettin? Yeni evini beğendin mi? Ben hayvanlarla konuşmuyorum Akiltos. Konuşmasan konuşma be. Joker. Örümcek bebeği arıyorum. Gördün mü onu? Hayır görmedim. Abuzettin. Yoksa siz bir şey mi yaptınız örümcek bebeğe? Dün ortadan kayboldu. Tam da sizin burada olduğunuz gün. Görmedim. Ama görseydim de söylemezdim. Kuş oldu gitti örümcek bebek. Pır 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 uçtu gitti. Şaptalın ilaçlı suyundan içti uçtu gitti kuş oldu. Ben de onu soracaktım. Acaba o ilaçlı sudan ben de içsem ben de insana dönüşür müyüm ki? Yani zaten hayvanım ya. Tekrar hayvana dönüşmem herhalde değil mi? İnsana dönüşürüm. Ne bileyim ben? Ben mi yaptım ilacı? Sana sormadım zaten Abuzettin. Apşala soruyorum ben. O ne anlasın ya? 250 gram beyni var. O da yemek yemeye yarıyor. Evet. Bunun aklı 5 karış havada. Öyle bakıyor. Ha varmış. İş bitti. Tamam. Buldu tamam. Aferin. Güzel bas düğmelere, güzel bas. Lan ne yaptın ya? Kız nereye gidiyorsun? Patlayacak. Sula kazandı. Hain kız. Babayı bıraktı kaçtı ya. Dev ekranlı televizyon hazır. Gayet iyi çalışıyor. Aydınlatma ve alev topu fırlatıcıları da hazır. Şimdi deneyelim bakalım. Sinema görünümlü fırınımız çalışıyor mu? Sen de kimsin be adam? Merhaba evlat. Bana Gandalf dede derler. Sen de Truvdankus olmalısın.
Ne yapıyorsun burada? Seni ilgilendirmez yaşlı adam. Şimdi uzaklaş buradan. Yabancılardan pek hoşlanmam ben. 3 gün önceki senle şimdiki sen. Birbirinize pek benzemiyorsunuz evlat. Yolda karşılaşsalar acaba ne olur? Hiç merak ettin mi? Sen neden bahsediyorsun dede? Haydi git buradan artık. İşim gücüm var benim. Tamam evlat, tamam. Gideceğim. Sandıklara dikkat et evlat. Sandıklara dikkat et. Ne sandığından bahsediyorsun? Yaşlı adam aklını kaçırmış olmalı. Her neyse. Deneyelim şu makineyi. Anahtar neredeydi? İşte burada. Çalıştıralım bakalım. Çalışıyor. İçerisi fırın gibi oldu. Makinem harika çalışıyor. Tam da düşündüğüm gibi. Bütün koltuklar yandı. Tekrar yapmam gerekecek. Bu makine büyük planımın sadece bir parçası olacak. Onlara öyle bir oyun oynayacağım ki hepsini aynı anda yakalayacağım. Merhaba Trivdankus. Bu yaptığın nedir? Yeni bir makine mi yoksa? Merhaba dostum. Makine değil. Güzel bir sinema salonu yaptım. Örümcek bebeğin doğum gününde herkesi buraya davet edeceğiz. Ve çok güzel bir film izleyeceğiz. Anladım. Güzel fikir Trivdankus. Örümcek bebek de çok sevinecektir. Abu Zeva bir adamı yakalandı biliyor musun? Senin yaptığın hapishanedeler şimdi. Öyle mi? Abu Zeva'yı görmek isterim. Beni kendi yaptığım evimden kovdu. Sonra beni bir çukura attı. Bir defasında da Apşal denilen adamı yanımda TNT patlattı. Bunları neden yaptılar öğrenmek isterim. Gel o zaman beraber gidelim. Benim de sormam gereken şeyler var. Beni duymuş mudur acaba? Duymuş olabilir. Daha çok güvenlerini kazanmalıyım. Hepsini aynı anda yakalayacağım derken kimleri kastediyordu acaba? Dikkatli olsak iyi olur. Ben bu televizyondaki dünyayı çok sevdim. Araba dedikleri o atlığı da çok sevdim. Keşke ben de orada yaşasaydım. O atlara binseydim. Keşke benim de kıpkırmızı bum bum diye sesler çıkaran Ferrari gibi bir atım olsaydı. Ama çok özendim, çok. Oraya gitmenin bir yolu yok mu? Çok sevdim ben o dünyayı. Ben seni oraya götürebilirim arkadaşım. Ne? Örümcek bebek, eyvah, benden intikam mı almaya geldin düşmanım? Hayır, düşman değilim ben. Sana teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür mü? Neden? Çünkü sen beni papağana çevirdin ya, ben çok mutlu oldum onun için. Ama biz seni yakalamak için öyle yapmıştık. Amacımız seni kaplumbağaya ya da salyangoza çevirmekti. Böylece kolayca yakalayacaktık. Ama papağan oldum. Tekrar yapar mısın? Kuş olmak çok güzel. Ama bu sefer kartal olmak istiyorum. Çünkü kartallar çok yükseklerden uçabiliyor. Ama yapamam. İstediğim hayvana çeviremiyorum ki. Rastgele oluyor. Hem biz seninle düşmanız örümcek bebek. Beni seni yakalayıp patrona vermem gerekiyor. Biliyor musun bunu? Bence dost olmalıyız. Düşmanlıktan kimseye yarar gelmez arkadaşım. Dost olursak sana benim dünyamı anlatayım. Hem belki beraber gideriz oraya. Gerçekten mi? Tamam. Zaten patron da gitti gelmedi. Sanırım dost olabiliriz. Merhaba. Benim adım Şaptal. Merhaba Şaptal. Benim adım da Örümcek Bebek. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum arkadaşım. Gel otur buraya. Ben de televizyon bakıyordum. Çok güzel yarış yapıyor olay. Beraber bakalım mı? Olur arkadaşım, birazcık bakalım.